nur taraftaki ayna kum saatinin altına ve diğer aynanın altına bir damarla bağlanıyor hocam. Yani besliyor diyelim. Baştan anlatır mısın lütfen? Tamam. Az evvel bir görüntü görmüştüm. Kum saati ve iki tane karşılıklı ayna vardı. Sol taraftaki ayna nur bir aynaydı. Sağ taraftaki aynada görüntüler vardı. Sol taraftaki nur olan aynada kum saatine ve diğer aynaya bir damar sisteminin bağlandığını görüyorum. Anlayamadım. Nereden nereye? Nur olan aynada kum saatine diğer aynaya bir damar bağlandı. Tamam. Bir saniye. Nur ayna ve karşısında dünyayı gösteren ayna ve ortada da kum saati. Bu nurdan ayna karşıdaki aynaya ve kum saatine damarla bağlı. Aynen hocam. Sanki şah damarı gibi gördüm. Yani çok kalın bir damarla orayı besliyor hocam. Her iki tarafı da şah damarıyla besliyor. Tamam. Peki ne işe yarar? Neden böyle gördüm? Hocam oranın ışık kaynağı, nur kaynağı, sevgi kaynağı, huzur kaynağı. Ya bir kaynak gibi düşünün hocam. Ben şu anda onu hissediyorum. Kum saati için bir sevgi kaynağı. O her şeyi gösteren, dünyayı gösteren ayna için de sevgi kaynağı, evet. Başkası... Sevgi, nur, ışık, huzur. Yani hocam o damarın içerisinde bütün duygu hissediyorum. Bütün duygular o damarlardan geçiyor ve hem kum saatini hem de aynayı besliyor. Allah razı olsun. Hocam şey gibi düşünelim. Sanki bir televizyonu akım gelir yani televizyonun çalışması için elektriğe ihtiyaç var ya. Bu kum saatine ve o yansıyan aynaya da bu nur aynadan bir akım gelmesi gerekiyor gibi. Ve size şunu sormuştuk. Yüce Allah evreni nasıl yarattı diye sormuştuk size. Siz de gittiniz bize